Merhabalar, ben Ebru Aykaç. Ben Ayşe Moku'dan. Ben Demir Aykaç. Evet, üçümüz yine size harika bir video hazırladık. Bu sefer kitap göstermekten çok kendimize birbirimize soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Okuduğumuz kitaplar, okuma alışkanlıklarımız, en beğendiğimiz kitaplar, Tolstoy mu, Dostoyevski mi ya da Issız bir Adaya Düşersen soruları yanına alacağın kitaplar. Gibi. Şimdi bu ön başlığı şeye koyuyoruz ya, hani İG başlangıcına. O yüzden dedim hani pıt 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 neler gelecek diye. Hatta farklı. Hemen soruları yazdım, defterimi de göstereyim. Evet. Size. Soruları tek tek bir ben soracağım, bir Ayşim soracak. Bu arada çok önemli, özellikle üstüne basa basa söylemek istediğimiz bir şey var. O kadar çok sorular üzerine hazırlandık ki cevapları asla düşünmedik. Yani heyecanla soruları bulduk. Şimdi videoya başlayacağız dedik ya, düşünmedik cevapları, ya eksik cevap verirsek dedik, ya saçmalarsak artık. Ya onu demezsek bunu demezsek saçmalayabiliriz, çok normal yani zaten. Ama muhakkak ki unuttuğumuz, atladığımız şeyler vardır. Çünkü soruları hazırladık, cevapları hazırlamadık. Ama telafisi mümkün. Aynen öyle. Ve ilk aklımıza gelen şeyleri söylemek istedik açıkçası. Çünkü çok fazla artık ıncına cıncına girince, ya arkadaş onu mu söyleyeceğim bunu mu söyleyeceğim değil. Aklımıza ilk gelenleri dile getirmek istedik. O yüzden hatta siz de daha sonra bu sorulardan aşağıya yorum olarak cevaplarınızı yazarsanız keyifle de okuruz. Bazılarını da çok merak ediyoruz. Mesela benim çok merak ettiğim iki soru var. Onları söyleyeceğiz. Şimdi o zaman ilk başlangıç sorumuz, okuyorum o zaman ben. Okuyayım mı? İlk soruyu sorayım mı? Lütfen. Tolstoy mu, Dostoyevski mi? Ayşe Hanım. Önce bana soruyorsun. Evet. Sen cevaplamıyorsun. Evet. Şimdi Ebru bu soruyu hazırladı. Bu soruya benzer iki yazarı daha karşılaştırdı ama onu sonra çıkardık sorulardan. Cevap veremeyeceğiz. Şimdi ben dedim ki hani çok klişe bir şey. Hani elma mı armut gibi bir şey bu. Yani nasıl karar verilebilir? Çünkü Tolstoy'un da çok sevdiğim kitapları var. Dostoyevski'nin de var. Hayatları, yaşadıkları da çok enteresan. Yani ikisinin de farklı değeri var gözümde. Ama ilk sorduğunda Tolstoy dedim. Sonra bir muallakta kaldım, Dostoyevski dedim. İkisi birden ben bu soruya kaçamak bir cevap veriyorum. Ben ikisini de tercih yapamadım. Ben de şöyle düşündüm, çok saçma bir şey ama Karamazov Kardeşler mi Anna Karenina mı dedim. İkisi de benim için vazgeçilmez. Spocky de öyle. Kızım gel. Ama araya kedi aldık. Ama Karamazov, sonra neye karar verdim? Karamazov Kardeşler'de tam sonundaki o mahkeme sahneleri var ya, o yüzden Dostoyevski demek istiyorum ben de. Peki. Bundan sonra sildiğimiz... Evet. Çok pardon. Bu soruyla ilgili ben de ilk niye Tolstoy dedim? Onu söylemek istiyorum o zaman. Yani niye ilk Tolstoy dedim? Üniversite bitti. Koçbank'ta stajımı yapıyorum. Staja giderken sabah serviste ve öğle tatillerinde Anna Karenina'yı okumuştum. Hani o yüzden o döneme ait böyle bende çok güzel anıları var. O yüzden ilk Tolstoy geldi aklıma ama gene de ben tercih yapamadım. Evet. Şimdi bir diğer sorumuz. Ben soracağım. Evet, sıra sen soruyorsun. Ebru Hanım. Buyurun. Beğendiğiniz ancak gereğinden fazla uzun bulduğunuz kitaplar var mıdır? Kibarca beğenmedik demiyoruz. Sevdik. Ama sevdik. Aslında yazarı beğenmedik seviyoruz. Değil. Hayır. Beğendik. Aslında kitabı da beğendik. Başlıkları ama söylüyoruz sadece. Evet. Hı. Çok uzun olmasaydı dedik yani. Hani daha kısa olsaydı da tam olsaydı. Aslında buna ikimizin de cevabı aynı oldu, biliyor musunuz? İki kitap seçtik. Neydi? Y nokta Y. M nokta M. Y Y onu M. Onu da yazarken fark ettik. İki kitabında kısaltılmış Y nokta Y, M nokta M. Buna cevap yazmak istedik. Hadi bilmece gibi oldu. Bulun bakalım. Y Y M M. Söylüyoruz. Yüzyıllık Yalnızlık. Masumiyet Müzesi. Yani Orhan Pamuk'la. Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi. Marquez'in. Evet. Marquez. Lütfen. Ha, ben. Aslında İkisinin de yazarını çok seviyoruz. Evet. Kitapları da beğendik. Ama hani belki bir 100 sayfa, 200 sayfa daha kısa olsaydı daha sevebilirdik. Evet. Şimdi soruyu ben mi soruyorum? Lütfen. Evet. Soruyorum. Şimdi dediğim gibi ilk aklımıza gelenlerden bahsediyoruz. Keşke yaşasaydı da yazsaydı dediğimiz yazar, dediğiniz bir yazar var mı? Yani şu an artık ölmüş, yazamıyor. Var olan eserleri var ama keşke yaşasaydı da yazsaydı dediğiniz yazar. Aşman, cevap alalım. Edgar Allan Poe ve şair de seçebiliyorsam keşke Nazım Hikmet yaşasaydı. Gene aşık olsaydı, hem aşk şiirleri hem de memleket şiirleri yazsaydı ben de hayranlıkla okusaydım. Teşekkür ederim. Güzel, harika. Sizin cevabınızı alın. Ben de çok değişik bir cevap vereceğim. Şimdi İçimizdeki Şeytan diye bir kitap var. Can Yayınları'ndan çıkmış. Raymond
Raguet mi? Soyadını tam söyleyememiş olabilirim. Kendisi 20 ya da 21 yaşında, o kadar genç yaşta intihar etti ve intihar ederek öldü. Bu yüzden o kadar gencecik bir yazarın İçimizdeki Şeytan kitabı da çok çok başarılı bir kitaptır ve aynı zamanda ölmeden önce okuması gereken bin bir kitaptır. Yani yazdığı bu eserin yanında keşke acaba yaşasaydı da 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda neler yazacaktı diye merak ettiğim için bu soruya böyle bir cevap vermek istiyorum. Evet. Sevdiğiniz yazarın sevmediğiniz kitabı. Ay, bu sorunun cevabını hiç düşünmedim. Çok şey oldu. Yani yazarı seviyoruz. Evet. Ama bir kitabından çok hoşlanmadı. Onu da ona yakıştıramadık. Olurdu. Yani belki o kadar keskin, sert değildi. Hani o zaman ben de direkt şöyle cevap vereceğim. Çok şu an direkt aklıma ilk gelen Murat Gülsoy, Nisyan. Evet, Nisyan. Benim de Murat Anmungan'ın Yüksek Topuklar. Şimdi Şimdiki sorumuzu gel buradan sor. Şimdiki sorumuzu Demir soracak. Evet. Sevdiğiniz şairler kimlerdir? Sevdiğiniz şairler kimlerdir? Teşekkür ediyoruz. Önce Ayşim. Ayşim. Sevdiğim şairler Nazım Hikmet, Didem Madak, Haydar Ergülen. Teşekkür ederim. Ebru. Ben cevap veriyorum. Ben şiir okumayı sevmiyorum ya da beceremiyorum. Hiçbir zaman ilgi alanıma girmedi. Hiçbir zaman gittiğim hiçbir yerin şiir rafına bakmadım. O yüzden bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Şiirlerle aram olmasam bile şiir seven arkadaşlarım var. O yüzden bu soruya şiir seven arkadaşlarımın adını anarak cevap vermek istiyorum. Ayşım ve sevgili Birgül diyerek, şiir seven arkadaşlarım ismini vererek bu soruya cevap veriyorum. Çünkü onlar şiirin hakkını fazlasıyla veriyorlar. Benim yerime de diyorum. Evet. Sen de sıra. Sen soruyorsun. Ben mi? Evet. Külliyatını okuduğunuz yazarlar diyeceğim ama parantez açıyorum. Çünkü bazen mesela yani 20 kitabı vardır da kendine emniyet sebebi olarak ayırdığım vardır vesairedir. Yani illa 20 kitabın 18'ini okuduysan da o da külliyatını okumadığıma girmez yani. Hani ama hani o şekilde de biraz ucunu açık tutabiliriz. Külliyatını okuduğunuz yazarlar. Benim külliyatını okuduğum bir tek Sezgin Kaymaz var. Hepsini bitirdim. Pardon, Edgar Allan Poe'nun da çevrilmiş hikayeleri ve şiir kitabını okudum. Evet. Onun dışında Fuat Sevimay'ın okudum külliyatını. Hatta olmayan kitapları nadirden bulup almıştım. Hı hı. Fuat Sevimay, Sezgin Kaymaz, Edgar Allan Poe. Biri daha vardı. Şey, demin hani nasıl telaffuz edeceğimi Asabiyeci düşündüğümüz kitabının yazarı. Aynı zamanda Mezarımdan Yazıyorum. Mezarımdan Yazıyorum. Onun yazarı. Jaguar'dan çıkan soyadı onun yazarı. Assis. Bir de şey, bu Kayım Rosina'nın yazarı. Vas Cancelos nasıl okunursa. Evet. Şeker Portakalı'nın yazarı. Yazarı. Evet. Brezilyalı yazar. Evet. Bravo. Evet. Tamam. Senin? O. Ben daha şey, mesela ben Murakami'yi çok seviyorum. Her kitabını okudum, bir kitabını okumadım. Onun sebebi ise mesela kendime bir emniyet subabı olarak ayırdığımdır. Hakan Günday benim burada aklıma gelebilir. Murat Gülsoy gelebilir. Türklerden gidiyorum yalnız ben. Başka şu an birden pat diye kaldım. Bana hatırlatmak istediğiniz var mı? Acaba hiç de düşünmemişiz yalnız. Evet işte. Ama evet, en azından Hakan Günday ve Murakami'yi söylemiş olmak da evet, şimdilik yeter. Javier Marias lütfen. Yani İspanyol edebiyatı Javier Marias, evet, çok benim için özel. Ian McEwan, bak konuştukça çıkmaya başladı. Evet, ben de acaba evet, unuttum diye. Evet, çok da kıymetli benim için diyerek hemen tamam, geçiyorum. Bir sonraki soruyu evet, ben soruyorum. Evet. Diyorum ki, sevgili Ebru Aykaç, buyurun. Canım. Bu yıl keşfettiğiniz yazarlar var mıdır? Varsa kimlerdir? Bizimle paylaşır mısın? Bu soruya direkt, net, tek bir cevap vereceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok bu sorunun cevabını iliğinden kemiğinden sonuna kadar hak ettiğini ve o kadar fazla hak etti ve ben o kadar çok geç keşfettiğim için kendimden o kadar çok utanıyorum ki tek bir cevap vereceğim. Filiz Özdem. Yani kaç yaşında kadın? Yapı Kredi Yayınları'nda bak burada kaç yaşında kadın ne? Hayır ya, onu demek istemedim. Ya bak burada da gözümün önünde kitabı duruyor. Aşk Meçhule. Şimdi yıllardır yazıyor. Benim okuduğum kitapları 10 yıl önce falan yazmış. Onlarca çocuk kitabı var. Türkiye'de bu kadar başarılı yazan bir kadın var. Yapı Kredi'den de kitapları çıkıyor. Ben nasıl yani bu kadar geç keşfettim? En azından keşfettim. O yüzden bu soruya tek
sonuna kadar hak ettiği için Filiz Özlem diyorum. Aşma Hanım, cevabınız? Ben şimdi şuraya bakınca aslında ya bir sene değil de belki bir iki sene de olabilir benim. Şu anda yılından emin değilim. Hı-hı. Ama Mehmet Zaman Saçlıoğlu. Bak sen de burada gördün. Evet. Hüseyin Kıran. Hı-hı. Fuat Sevimay. Evet. Hatta dün o seri sonu kitabını gösterirken ben bir muallakta kaldım ettim. Evet, ben çeviri kitaplarını da, Fuat Sevimay'ın çevirdiği kitapları da hemen topluyorum, alıyorum, okuyorum. Seri sonunu da öyle almıştım aslında. Fuat Sevimay çevirisi evet, diye. Onu orada söylemeyi unuttum. Evet. İkimizin de alma sebebi evet. Zaten sen Fuat bana Sevimay göstermiştin diye. Fuat evet. Sevimay çevirisi diye. Ben de Man Broker'lı diye. Ben de bir şey söyleyebilir miyim buna? Ben çok yakın bir yerden biliyorum. Bu seri sonu kitabını da daha önce birkaç çevirmene gitmiş. Çevrilememiş. Sonrasında Fuat Sevimay'a gitmiş ve Fuat Sevimay hakkından gelmiş. Bunu da burada hakkını keyifle de okunur. Lütfen yani. Teslim edelim. Sevgiler Fuat Sevimay. Sevgiler. İki yazar daha söyleyeceğim. Serhat Çeliker, o da sevgili Ayla sayesinde. Evet. Bir de Bediye Ceylan Güzelce. Artık evet. Başka aklıma gelmiyor şu anda. Artık varsa evet. Da bu soruyu da şimdi sıradaki soruyu Demir bize soruyor. Gel sesin. Buradan sesin çıksın. Issız bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız 3 kitap. Vay, çok net oldu. Çok önce fena. Kim cevaplasın? Kim cevaplasın? Annem. Annem, annesi. Şimdi bu soruyu, bu sorunun çok uzun cevabı olabilir, farklı olabilir. Belki 10 yıl düşünsem bu soruya asla cevap veremiyor olabilirim. Ama 3 olmasa bile şu an direkt ilk aklıma gelen şöyle düşündüm. Sürekli elimde döndür döndür okumak istediğim, yani bir sadece o kitaplar var. O kitaplardan başka okuyabileceğim bir kitap yok ve aynı kitabı 3 kere, 5 kere, 10 kere okumak isteyebileceğim kitap olarak değerlendirdim. Ve Ayn Rand'dan Hayatın Kaynağı 1, Abdülhak Şinasi Hisar'dan Fahim Bey ve Biz 2, üçüncüyü de buraya yazmadım söylüyorum, Murat Anmungan Şair'in romanı. 3. Hadi bakalım. Çünkü döndüre döndüre sıkılmadan, bıkmadan 3 kere, 5 kere, 10 kere, 50 kere okurum. Bu üçünü okurum. Aşman. Ben 2 tane buldum. Bir Kur'an-ı Kerim alırım. Bir de şairin romanını alırım. 3. kitabı bulamadım. Harika. İkisi yeter. Harika. Yeter de artar. Soruyu kim soruyor? Aşman. Sen misin? Tamam. Peki. Takip ettiğiniz YouTube hesapları. Genel. Yani evet, takip ettiğim YouTube hesabı. Ben şimdi buradan da bir şey söylemek istiyorum. Bu arada çok YouTube'lara çok daha geç cevap yazıyoruz ama ben bu yıl çok fazla internet problemi yaşadım. Yani sadece bu ay bile bu internet yüklemelerinden, mesela 12 GB internet, 4 GB, 2 GB bin falan filan aldığım için bu 3-4 aydır çok kimseyi pek izlemiyorum, izleyemiyorum. Ancak kendi çektiklerime yüklemeye yetiyorum ama çok sorunsuz, çok büyük bir zevkle izlediğim, takip ettiğim Babala TV'den Oğuzhan Uğur diyorum ben. Aşmanım siz? Benim de YouTube'la ilişkim neredeyse 2-3 senedir video çekemiyorum. Çünkü araya bir sürü olumsuz şeyler girdi. İşte ameliyat oldu mu oldu, bu oldu derken inşallah kışa tekrar i̇nşallah. Geri dönerim. Bekliyoruz seni. Ama dönmediğim de burada Ebru'ya konuk olarak burada hevesimi alıyorum diyebilirim. Evet, YouTube hesapları. Seyahat hesaplarını takip ediyorum. İşte bir neydi Mehmet Genç? Emre Rotasız Seyyah. Bir de Emre Durmuş ama maalesef geçen sahaya. Emre Durmuş, Mehmet Genç. Bir tane de aslında çok sevdiğim bir hesap var. Keşke adına baksaydık. Böyle enteresan evleri gösteriyor. Küçük küçük evler. Big evet. Bank mi? Big Bliş bir şeydi. Bana da söyledin. Şimdi çok keyifli onu izlemek. Ben de ona abone oldum. Ben de izliyorum evet. Onu senin sayende. Yani evet. Onları izliyorum. Evet. Peki bu soruyu ben soruyorum. Aa, hazır mısın? Evet. Süper Baba mı Asmalı Konak mı? Asmalı Konak. Süper Baba. Peki şimdi videoları da çok uzatmadan, belki biz biraz fazla soru hazırlamışız. Yani 20, 30, 40 falan şeklinde. 20. dakikada kesmeyi düşünüyoruz. Olmazsa peşine hemen devamını çeker yükleriz bunu yükledikten sonra. Ayşim Hanım, okur olma hikayeniz desek, genel bir başlık atsak bunu bizim yapar. Kitaplı paylaşırmış camını kırmasaydık iyi, kırılmadı çok şükür, nazar çıkıyor yok, yok, daha yayınlanmadan. Okur olma hikayeniz evet. Evet. Dedik ki hani ne zaman, hangi yaşta, nasıl başladık, kim sevdirdi derken, hı-hı, aslında hep ne diyoruz, etraftan rol model aldığımız kişilerden ne gördüğümüz çok önemli. Tabii. Benim de ailede hani kitap okumayı çok seven bir ailem vardı, onlardan gördüğümle daha okula gitmeden, okuma yazma bilmezken
sevgili abim böyle bana çocuk kitaplarını alır, sayfayı çevire çevire okururdu. Hep derler ki okururdu. Yalnız ben çok kızdım, çok özür diliyorum, bölmek istemedim. Çok hoşuma gidiyor abinle kitap konuşuyorsunuz. Şu kitabı okudum maaşım, bu kitabı bu. Yani Allah herkese nasip etsin maşallah diyorum. Aynen. Tık 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 yapıyorum. Lütfen. Öyle okurlarmış bana. Ben de hani daha okuma yazma bilmiyorum ama hani cümle bitti sayfayı çevirirmişim sanki biliyormuş gibi. Ve nedense o zaman çuvaldaymış. Çuvalla kitabım vardı. İki çuval. Niye çuvala koyuyorsak yani benim kitaplarımı kitaplar niye koymuyorlarmış. Bu öyle. Daha sonra da mesela ben lisedeyken de sabah 6'da kalkıp okula gideceğim. 4'e kadar oturup İnce Mehmet'i 2 gecede bitirdiğimi hatırlıyorum. Ya. 2 ciltti o zaman bendeki. Yani hep böyle hiç ite kaka değil, hep kendim isteyerek okumuşum. İçten gelmesi başka bir şey. Ne diyorum mesela, staja gidiyorum. Stajda öğle tatilinde kitap okuyorum. Hani millet kakara kikiri yaparken gibi. Sahile iniyorum, sahilde kitap elimde. Evet. Yani bu insanın içinden gelecek. Evet. Benim şimdi sabit ya da belli söyleyebileceğim çok bir şey yok ama benim de annem ve babamın elinde sürekli kitap olurdu. O yüzden bu hani görselliğin sevsin sevmesin elinizde ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bu çok belki saçma olacak ama sigara gördüğünüzde sigaraya nasıl hani ilginiz olabiliyorsa kitap gözüktüğünde kitaba da oluyor. Yanlış bir örnek mi verdim? Yani bu hakikaten göstermek farkında olmadan işleniyor. Yani bu yüzden bence herkesin elinde okusa da okumasa da en azından örnek olması adına kitap olması çok çok önemli. Annemle babamın kitapları benim için çok çok büyük etkendi ama biraz daha büyüyünce ve ilerleyince bu hani bir adım ötesinden bahsediyorum. Biraz okurlukla alakalı. İmge Kitabevi'ne giderdim Kızılay'da. Şu an Levent abi İzmir'de bir kitap kitabevi açtı. Yakın kitabevi. Levent abiye gittiğimde işte bana Levent abi ben kitap okumak istiyorum dediğimde bana kitap seçmek çok önemli. Çünkü seçtiğin şey doğrultusunda da bu aşkın ve ilgin de aslında ilerliyor. Ne okunması gerekiyorsa çok çok yıllar evvelinden benim temelimi oluşturan bir şeydi. Ama bak şimdi aklıma geldi. Annem elimden tutup küçükken beni Ankara'da fuar fuar dolaştırmıştır. Aziz Nesin'in imzalı kitabım vardır. Vedat Türkeli imzalı kitabım vardır. Ya bunlar çok önemli diyorum. Bir de bir sonraki soruya geçiyorum. Ondan sonra da bir sürü var ama bununla bağlantılı olduğu için hemen soralım. Sonra da bu videoyu bırakıp sonra bir daha çekelim. Okurluğa dair aldığınız garip tepkiler. Değil mi? Mesela işte bu kitapların hepsini okudunuz mu? Bu kadar okumaya nasıl zaman ayırıyorsunuz? İşte sizin evinizde temizlik yapılmıyor mu? Yemek yapılmıyor mu? Falan gibi. Hiç mi işin gücün yok? Bütün gün kitap mı okuyorsun? Ya da gerçekten okudun mu? Bu kitapların hepsini okudun mu? Yani ne biçim bir sorudur o yani? Yani. Çok acayip. Yo biz yemiyoruz, içmiyoruz. Tuvalete de kullanmıyoruz. Sadece ve sadece oturup okuyoruz. Böyle bir yaşam olabilir mi? Şimdi Aşım evde kaç kediyle yaşıyorsun? 17. 17. Bir de kocam var değil mi? Evet. Şimdi bu adama yemek yapıyorsun günde 3'ü. Tabii. Hatta 4. Salatasız yemek yemez adam. Mesela. Ben salata yapmaya erinirim. Uzun iş olduğu için salatasız çayımız, yemek yemiyorum. Çayımız kahvemiz bitmez yani. Aynen. Ama evet 17 kedinin bakımı. Kakası kedi çişi normal bilmem sosyal hayatımız var zaten. Dışarıda çıkıyoruz. Ben aslında televizyon izlemeyi de seven bir insanım. Evet. Yani takip ettiğim diziler oluyor, yarışma programları oluyor. Seviyorum, televizyon da izliyorum. Fazla oturup film de izliyoruz. Bunlar engel değil. O nasıl yılda 300 kitap oturuyoruz? Oturuyoruz, müzik de yapıyoruz. Ama ben işte her şeyin arasında kitabı da böyle hani okumalıyım diye değil zaten. Tabii. Hani zaten o su içmek gibi benim için. Yani biz mesela siz su içmeden yaşayabilir misiniz? Gibi bir şey yani. Ben kitap okuyamadığım zaman çok sinirli. Bir de şu var yani illa sadece okuduğun kitaplığında sadece okuduğun kitaplar olacak. Onun dışında bitti alacağım, bitti alacağım diye bir kanun yok. İsteyen öyle yapar. İsteyen 100 kitap fazla alır koyar kitaplığına. Belki ben onu 10 sene sonra okurum. Belki ömrüm vefa etmem. Belki hiç okumadan okunmadan gidecek kitaplarımız var. Evet ama hani ben onu orada gördükçe, arada karıştırdıkça mutlu oluyorum sayfalarını. Çünkü onlarla yaşamak da alırken güzel. De mutlu. İzlemek de ayrı bir keyif. Yani bunu yaşamayan tabii biraz. Ben de yani canım sıkıldığında, küçükken moralim bozuk olduğunda kitapçıya giderdim. Kitapçıda yarım saat, bir saat dolaştığım zaman bütün ruhum huzurlanıyor yani. Keyfim yerine geliyor. Yani gidip İyi aslında yani. Hani ayakkabı, kıyafet, takı gibi şeyler almaya kalksak çok daha masraflı oluruz. Bence bizim eşlerimiz buna memnun olmalı. Kitap gene daha
alınabilir bir şey tabii. Bence. Bana da mesela şey diyorlar, temizlik yapmıyor musun? Yok biz kokuyoruz, kokarak yaşıyorlar. Ya bir 8 yaşında çocuğum var. Doğal olarak yani her sabah okula giden bir çocuğum olduğu için 7.30'da kalkıyorum, kahvaltısını hazırlıyorum, beslenmesini hazırlıyorum. Yani tabii ki sonra da okula gönderiyorum. Şimdi temizlik yapmıyor musun? Şimdi ben şunu soruyorum ya, bir evi silmek, süpürmek, yani her gün yaptığını düşün, insanın kaç saatini alabilir? Kaç saatini alabilir? Çamaşır yıkayıp asmak, sen mi yıkıyorsun, çitiliyorsun, makineye atıyorsun, çıkınca ısıyorsun. Basıyorsun, bu kaç saatini alabilir? Yani ne kadar vaktini alabilir ki? İnsanlara ben kimseye de sormuyorum, atıyorum faraza. Uyku düzeni herkesin saati farklıdır ama saat mesela 8'den 12'ye kadar dizi izlediğinde farazı söylüyorum. Bu örneği aslında hep kullanıyorum. Yani 4 saat bir televizyon ekranı başında durduğunda bence kitabın sayfasına ve boyutuna göre 2 kitap bitirebilirsin. Hatta ben onu demin özellikle söyledim. Ben izlediğim halde yani işte tamam, haftanın yani 7 günü izlemiyorum. Ben de izliyorum salı günleri. Mesela geçen sene 2 dizim vardı, yarışma, benim de bir yarışmalar var falan. Arada film izliyoruz, müzik dinliyoruz değil mi? Hani başka dönünce mesela Behzat Ç'ye yani başladı şimdi Blue TV'de. Ben Behzat amirimin fanıyım ben yani. Ben şimdi Behzat Ç'yi izlememem benim mümkün mü? Değil yani. O yüzden bu tür Instagram'da mesela benim normal sosyal kendi hani Instagram'la ya da kitapla alakası olmayan arkadaşlarım bana diyor, ay sürekli kitap paylaşıyorsun. Mesela değil mi? Sen mesela kedi paylaşıyorsun ayrı, kitap paylaşıyorsun ayrı. Yani çünkü ne seviyorsak onu paylaşıyoruz doğal olarak. Aynen, ne paylaşayım başka? Ne seviyorsak onu paylaşıyoruz. Sevdiğimiz şeyleri paylaşmak istiyoruz. Çünkü orada bir şey okuduğunda ya bu mesela bizim ne kadar Allah'a çok şükürden yapıyorum. Ne kadar şanslıyız. Maşallah. Hem burada birbirimize ulaşıyoruz. Buradan bu vesileyle biz size ulaşıyoruz. Tabii. Siz bize ulaşıyorsunuz. O yüzden iyi ki okuyoruz. İyi ki paylaşıyoruz. Paylaştıkça, okudukça çoğalıyoruz diyerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü lütfen daha siz de buradaki soruları cevaplamak istediklerinizi yoruma yazarsanız biz de keyifli okuruz buradan. Çok da güzel bir yerde kaldık. Yani 30-40 soru sormuşuz. 13. çok uğurlu bir sayıda. Evet. 13. soruyu cevaplayarak bu videoyu sonlandırıyoruz. Evet. Peşine de devamını yükledikten sonra bugün gelebilir, gece gelebilir. Evet. Yarın Cuma günü Oylum Hanım'la bir video yayınlayacağım. Devamı gelir. Pazar günü gelir, bugün de gelir. Oylum Yılmaz. Yarın Gümüşlük Akademi'de beraber bir video çekeceğiz. Ona da şimdiden buradan selam olsun. Bu videonun devamını da çekeceğiz. Şimdi biz bunu yüklüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bay bay.